Vallahi bilmiyorum, siz yorum yapın şu an nasıl gidiyor. Daha başındayız. Çok sorun yok bence. Ben şöyle ortamı göstereyim biraz size. Burada berberin takımı gayet düzenli, güzel, temiz duruyor. Alejandra, quanto tiempo tu hace? Porte, no mucho. Buena tu trabajo. Hola señores, señoras. Yağmurlu bir Venezuela gününden herkese selamlar. Beni çok şaşırtan, sizin de şaşıracağınızı düşündüğüm duvar resimlerinin önünde açtım bu videoyu. Bolivar Meydanı'ndayız. Gördüğünüz gibi İranlı İrgiri şöyle resimler var. Burada mesela İmam Rıza'nın türbesi var. Burada Ferdowsi, ünlü yazar, yine İranlı. Burada Persepolis var. Şiraz, İran'da. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur duvarı diyebiliriz aslında buraya. İran'la ciddi bir dostluğu var Venezuela'nın çünkü. Mesela burada da görüyorsunuz. Los Pueblos Iranies. Yani İran halkı diyor. Şu şekilde resmedilmiş. Burada da İran haritası, Pers Körfezi ve Allah'ın bayrağı olarak şöyle resmedilmiş. İran haritasını görüyorsunuz şurada. Duvarın diğer tarafında da Che Guevara ve silahı var. Şu şekilde görebilirsiniz. Buradaki duvarda da Küba'yı görüyorsunuz. Bunu zaten tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani Amerika'ya karşı düşmanımın düşmanı benim dostumdur ilkesini çok güzel resmetmişler. Burada da bakın yine aynı şekilde Miranda ve Rusya'nın 2. Katerina'sı. Şu anda Bolivar Meydanı'nda yürüyorum. Burada Besitos de Coco. Hola, hola. Besitos de Coco var. Con azúcar. 15 bolivar. Yani 1 dolar bile değil fiyatı. Şöyle 10 dolar var. No tengo bolivar. Solo 10 dolar. Cambia no. Bu şekilde para değiştirmeniz gerekiyor. Solo 4. Okay. Ofis de cambiar. De Turquía. De Turquía. Dice salud. Salud. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Andrea. TikToker. TikToker. I will come back. Okay, okay. Şurada bir para bozdurmamız lazım. Para bozmuyorlar abi. Sokakta bazen bolivar istiyorlar. Dolar geçmiyor. Hola, hola, señor. Cambiar dólares. 5-5. ¿Quieres cambiar el billete? Para comer. Eso. Cámara. Cámara. Salud a Turquía. Caballero, pero podemos comprar por pago móvil a Banco Central. 2 de 5. Okay, 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 okay. Gracias. 2-5'lik varmış sadece. Yine o bile işimize yarar belki. Gracias. 5 dolar. 1, por favor. Nombre de TikTok? André Herrera. Okay, okay, okay. Me llamo Mert. Mert. Un placer. Şimdi para çıkarmaya çalışıyorlar da. Burada da bu işin böyle bir zorluğu var işte. Dolar yazıyor tezgahlarda. Bazen bolivar. Okey. Gracias. Çok katı, boğazımdan geçmiyor ya. Tadı fena değil ama yemesi biraz zormuş. Şöyle Bolivar Meydanı'nda biraz yürüyüş yapalım. Çünkü burada Venezuela halkını gerçekten hissedebileceğimiz bir yerdeyiz. Çok ilginç bir yere girdik muhtemelen. Evet. Şöyle bir içeriği gezelim istiyorum. Hola, hola. Buen provecho. Gracias. İçeride bambaşka sektörlerden çok farklı dükkanlar var. Hola. Böyle ilginç bir dünya yaratmışlar buraya. Ama hiçbir zaman müzik eksik olmuyor. Hola. Hola. Buraları da böyle sokak sokak yapmışlar. İçeride ufak ufak dükkanlar var. Hola, hola, hola. Ke, ke. YouTuber de Türkiye. Ah, ya. Ah, my name is. Aha. Es studio. Local. Ah, bueno, bueno. See you. Adios. Burada da yine güzellik merkezi. Bir başka güzellik merkezi. Hola. Güzelliği bulmak isteyen herkesin uğrak mekanından şimdi çıkıyoruz. Muzlara baktığımızda kilosu 35 bolivar. Yani 1 dolar gibi bir şey. Hatta 1 dolardan da ucuz. Benim artık bir saç tıraşına ihtiyacım var. Türkiye'den çıktığımdan beri saçımı hiç ellemedim. Biraz uzamaya başladı. Çok da uzamadı gerçi de. Şöyle bir düzeltmem lazım. Köprü altına doğru ilerliyoruz. Çok acayip manzaralar sunan bir yere doğru geldik. Şöyle tezgahlarlar var, sokak yemekleri var. Pollo delicioso. Esnaf çok mutlu değil sanki buralarda. Burada patates cipsi var. Oo, bueno. Potato. Patato. Patat, papa, papa.
Papito, anlaşamadık. Bazen de böyle oluyor. Köprü altında bir sürü kitapçı var bu arada buralarda. Telefon kapları. Sanırım her şeyi bulabileceğiniz bir bölgedeyiz burada. Ufak marketler var. Bayağı her şey var dükkanların içinde. Çok renkli bir bölgedeyiz bu arada. Abi insanlar ilk başta enflasyonla uğraşıyor. İlk başta ekonominin düzelmesi lazım ki insanlar kitap okuyabilsin. Abi müzik her yerde ama. Müzik olayı çok iyi bu ülkelerde. Hola. Todo bien? Soy de Turquía. Şöyle her yerde gördüğüm bir içecek var bu Maltin. Bu sin alkohol. Sin alkohol. Alkolsüz. Alkolsüz bir içecek. Her yerde gördüğüm bir içecek bu. Bakın mesela böyle büyük bir suyu 1,5 dolara satıyorlar. Böyle bir tezgahta bile. Adios. Ciao. Fiyatlar almış başını gitmiş abi. Çok zor bir hayat var gerçekten burada. %5 trilyonluk bir enflasyon. Yani bu enflasyonla da başa çıkamayacakları için dolara geçtiler. Sokakta da dolar kullanılıyor. Az önce gördünüz ufacık bir cookie alacaktım. Ve ona rağmen Bolivar istedi. Bazen dolar isteyebiliyor. Herhangi biri yoksa da hiç bozamıyor ve gerçekten istediğin şeyi satın alamıyorsun. Elinde 5 dolar var, bozamıyor. Satın alamıyorsun. Artık saçımı kestirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Öyle bir yerdeyim ki berberden bol ne var diyebiliriz. Böyle sokak berberleri. Hola amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sokakta berberleri görüyorsun. Çok acayip bir ortam var burada. Çok kaotik aynı zamanda. Duvar resimleri hiç eksik olmuyor ama. Esnaf yemek yiyor. Sanırım şurada ileride de yine berberler var. Artık burada birini bulup ben saçımı kestireyim. Yaşlı Venezuelalı amcalar satranç oynuyor. Asil insanların sporu. Beyin jimnastiği, beyin sporu. Satranç. Burada saçımı kestirebilirim sanki. Hola. Hola. Biz acayip, yine karşılaştık ya. Acayip büyük bir tuzağa düştüm ben şu an. Bu arkadaşa tıraş olmaya geldim. Bu arkadaşlar da sanırım stajyer. Stajyer berber yani. Ben de stajyer müşteri oldum burada. Como te llama? Bonas. Bonas, Mert. Placer. Mi, aquí. Okay. Same time. Çok fazla kestirmeye cesaretim yok burada. Senin var galiba. Ben bir cesaret geldi. Bunu yaşamak istiyordum buradayken de. Doğru yerde miyiz? ¿Cómo te llama? Alejandra. O zaman me llama Mert. Me llama Ali. Comenzar. Ben sana olayı şöyle anlatayım. Kız arkadaşlarımız burada stajyermiş anladığım kadarıyla. Evet. Sen bu niye? Arkadaş da patron. El patron? Patron? For me? Makine dur hemen makineyle girecek. Sert bir giriş. Valla olmazsa sıfıra vuracağım zaten. Şu an saçım çok kötü zaten. Ne olursa daha iyi olacak muhtemelen. Zero here paid. Paid. Na poco, poco. Aquí no. Aquí no. Mira, ahí es donde da con acero, de la U, de la cero hasta la Valla Venezuela'da hiç korkmadığım kadar korkuyorum şu an. Geri dönüş olmayan bir yola girdik. Allah girdi. Hadi bakalım. Buena, buena. Alejandra. Quanto tiempo tu hace? Corte? No mucho? Ben birazdan el patronun el atmasını isteyeceğim galiba. Saçlarım fazla sıkışıyor makineye. Nasıl yaptı? Como? Como bien? Right. Yes. Abi nasıl gidiyor? Valla acıyor. Todo çevre, todo çevre. Makinenin ucu kesiyor. Daha önce hiçbir berber koltuğunda kurulmamış bir cümle bu ya. Fena bir koku var ama burada değil mi? Çok fena bir koku ya.
vamos a corte. Ah, okay, okay. Okay. Bien, bien. Bien, bien, bien. Muy bien yani. Allah aşkına sen söyle ya. Seninkini söylemeyeyim şu anda, bitince konuşalım. Komu kötü. Yanlar. Vallahi bilmiyorum, siz yorum yapın şu an nasıl gidiyor. Daha başındayız. Çok sorun yok bence. Ben şöyle ortamı göstereyim biraz size. Bu arada berberin takımı gayet düzenli, güzel, temiz duruyor. Kendimizi bu kızlara kobay olarak kullandırıyoruz, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Buena trabajo. Böyle yapılır diyor, elini aldı. Şu an var ya, patron hayati dokunuşlar yapıyor sana. Canını kurtarıyor yani seni. Canımı kurtarıyor bence de. Çünkü az önceki tıraş... It's really good. Muy bien. Okay, okay, Anasan. I don't speak English too much. You speak English? So, so, not too much. How did you learn English? Huh? A la escuela? In the street. In the street? Yeah. O kanamıyor değil mi? Sanırım kanıyor. Ciddi misin? Gerçekten. Aa, aynen. Yanları kazıtalımı farklı aldırmış kız. Kafamızı kanattı çocuk ya. Neyse, en azından bu arkadaşla siyaset konuşmak zorunda kalmıyoruz. Futbol sohbeti yapmıyoruz. Gayet sessiz bir şekilde yavaş yavaş tıraşını bitiriyor. Ama ben birazdan bu çocuğun eline vermeyeceğim bir daha. Makineyi Allah mahvetsin. Ela una donde te di una y media, ¿sabes cuál es? La palanca baja, la palanca. Kız bayağı ilk defa galiba saç kesiyor ya. Un poco. Un poco, un poco. Maybe you can cut. It will be better. Un momento. Allah şu an stajyer stajyeri öğretiyor. Ben bu kadar korkarak saç kesen berber görmedim daha önce. Nasıl berber olacaklar bilmiyorum. Okay, okay, okay. Listo, listo. Patron yapmazsa bu iş olmaz. Patron bir el atsın bence de. Mecburuz yani. Yalnız patron çok sert kesiyor. Kafam ağrıdı. İyi izle. Sağ tarafımızda bunların çok sevdiği bir domuz tezgahı var. Domuzlu hamburger falan yapıyorlar. Mert, abi, istersen bekle, benimki bitsin. İyi olur, tamam. Mahvoldu saç değil mi? E burada su yok ya. Su yok, su. Bu berberin tek eksiği, tek eksiği demeyeyim de eksiklerinden bir tanesi su bence. Biraz da kanadık. Evet, gracias, gracias. Okay. Wait, wait, wait. Bunu da mı gösteriyorsun ya? Böyle böyle ufak ufak buradan alacağım diyor. Böylece yandaki gölgeli hali vereceksin. Abi çok acıtıyor bu ya. İşi bilen bir berber makineyi makası ele aldığında ve sizin kafanıza dokunduğunda bunu gerçekten hissedebiliyorsunuz. Gösteriyor da bu kız kolay kolay öğrenebilecek gibi gelmiyor bana. Alican nasıl hissediyorsun? Türkiye'deki berberlerden bir farkı var mı? Ya en başta bir kere dükkanda değil, sokakta tıraş oluyor. Şöyle etrafımıza bakınca ne kadar çok farkı olduğunu bence görebilir herkes. Onların en ilgincine giden yan neresi, onu yazmalarını istiyorum ben ya ayrıca. Evet, artık bu kadar yeter dedik ve işi usta ellere bıraktık. Bizim de bir yardımımız dokunsun dedik stajyerlerimize. Biz de bu hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz sonuçta. Bizim oğlanın artık biraz düzeltmesi lazım bu saçları ki biz de hayatımıza kaldığımız yerden insan gibi devam edebilirim. Senin tıraş bitti mi? Çok az kaldı. Ama ben de bittim yani şu an. Ben de bittim. Buena corte. Gracias. Muchas gracias. Primera corte. Sí? Valla Alican bence söyle, ibibik kuşu gibi oldun. Abi canım çok sıkkın, yoksa 3 numaraya dönecek bir tıraş yani. Abi biz bu oyuna nasıl düştük Mert ya? Biz bu oyuna nasıl düştük gerçekten bilmiyorum. Onların da birinin saçını bir şekilde kullanmaları gerekiyordu. Ya mutlaka, mutlaka da. Nasip bizmişiz ya.
Caracas'taki o iki kişi biz miydik yani? Finito? Yanları bir düzeltsen really? Yeter dedim. Same? It's not same. İlginç bir kesim şekli var. Saçımı mesela arkasını keserken kendisi bakabilsin diye benim kafamın arkasını aynaya veriyor. Ya ben kendimi hiçbir şekilde göremiyorum. Karşıya baktığımda stajyerlerimizi görebiliyorum sadece. Valla biraz oldu gibi Alican. Ne yaptı ya bana? Dur abi. Çok komik oldun. Abi niye böyle bir şey yapıyor? Abi sinirim bozuldu ha. Bu ne? Ben beğendim valla kendi tıraşımı. Fena sayılmayacak bir kıvama getirdi. Yeter gibi. Ama Alican, ben saç konusunda yalan söylemem. Ben inanamıyorum ya. Ben ağlayacağım. Yani ağlamak saç, istiyorum. Saç konusunda yalan söylemem. Ne böyle? Böyle bir tarafı mesela... Bu çok opsiyonel bir şey, anladın mı? Bunu birine uygulayamazsın sormadan ya. Tıraş nasıl? Ben beğendim benimkini. Senin tıraş oldu. Gerçekten zaten oldu yani. Zaten azıcık saç vardı ya. Bir ufak Süleyman Çakır tıraşı bu. Oldu o da yani. Reisler de sever. Oldu ya. Harbiden reisler de sever modeli oldu bu. Bizim kimse var ya. Sana baktıkça valla kusura bakma bilesin diye. Ben bu şapkayı sırf bu yüzden aldım yanıma bugün de. Kanka bu model ama... Bueno, bueno. Dur diyor chica, bueno ya. Chica bonito. Yes. Yes, yes. Nice boy. Nice boy, nice boy. Nice boy da... Adam yazılıyor hey, sana bak. Adam için biz de çok zor bir müşteriyiz. Bence de. Hiçbir şey anlamadan yaptık. Ama kızlar için de çok kolay bir müşteriydik. İlk tıraşlarını yaptı. Muchas gracias. Me gusta eso corte. Un placer. Un placer. Hayatınızda başarılar dilerim. Muchas gracias, hermano. Agua, agua. Agua, agua. Var ya. Yok yok, harbi çok iyi oldu. Ben şaka yapıyorum. Yani tabii ki çok daha iyi. Önce de kötü tıraşlar geçirdim hayatımda da. Yok yok, bunun kadar kötü geçirmemişsin. Yukarı kaldırma, aşağıya indir. Aşağıya indir, aşağıya indir. İndir bir indir. Evet, dur ya. İndir diyorum bak, sen bir indir. Sen dinle. Böyle mi yapayım? Senin gibi 3 numara mı yapsam? Sen tamamsın bak. Şaka yapıyorum ben. Abi niye arkaya Ali Can'ın da arkada ya? Bu saçı. Ali Can'ın da bir saç tıraşını oylar mısınız abi aşağıdan? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz Ali Can'ın tıraşına? Var ya, tatsız fotoğraflar oldu ya. Alkışlarla yaşıyorum. Resmen CHP tonu çekti ya. Sen böyle bırakmadı değil mi böyle? Şey böyle bırak. Birazdan tekrar alacak. Abi temelde. Ya ben evde keseceğim yok, bunu kendime. Yok yok, bırakmamıştı. Dur bakayım. Şu an böyle bıraktı mı? Komik değil. Acayip bir kaos abi. Ağaç kökü galiba. Ağaç kökü kızartması. Bak berberler burada da var. Köprü altını boş bulan sanki berber tezgahı açmış gibi bir görüntü var burada. Ola. Yine bir müzik ve berber. Oo, her yer berber. Şuraya bak. Senin bir daha mı saçını kestirsek? Yok yok, iyi olmuş. Sonda yaptığı fön niyeydi onu anlamadım. Hani benim bunu yapması için yalvarmam lazım ona ya. Bence de. Olsun. 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 Bak. Bu abiler daha güzel abiler gibi ya. Aynen. Ola. Ola. Burada da ne yıl? Tırnak. Amcaya bak, gazete okuyor. Çok orijinal bir fotoğraf gözümde şu an. Yanında kolasını koymuş, şapkasıyla, giyimiyle. Müthiş bir an. Hola. Leçoza meyvesi var burada. Bu leçoza meyvesi 20'ye satılıyor kilosu. Buranın muavinleri acayip hareketli, aksiyon dolu insanlar. Hola. Como estas? Excellent. Don't worry, be happy, baby. Soy de Türkiye. Oh yeah. Hi. Bye bye. Bir dolarlık ekmekler. Hola, como estas? Pan. İspanyolca öğrenirken ilk öğreneceğiniz cümle. Yo como pan. Yani ekmek yiyorum. Ekmeklerin tanesi şöyle paketli 45, yani 1 dolar. Bugün yine arttı dolar. Dolar her gün acayip artıyor burada. Şöyle düşünün, şu anda dolar atıyorum Türkiye'de 34 ise, 33 ise yarın 35 olduğunu, ondan sonraki gün 43 olduğunu, acayip bir enflasyon var. Öngörülemez, tahmin edilemez rakamlar.
Ve o yüzden de zaten ülke artık bolivarı bir kenara atıp doları kullanmaya başlıyor. Ama bunu doları bolivara sabitlemek olarak düşünmeyin. Yani iki ayrı para birimi var, ikisi de geçerli. Bugünün kuruyla bir markette dolarla harcamak istiyorsanız ona göre bir paha biçiyorlar. Yarın aynı ekmek daha pahalı olabiliyor mesela. O yüzden genelde marketlerde, hatta şöyle sebze meyve satan tezgahlarda bile bazen böyle rakamlar yazıyor ama bazen hiçbir şey yazmayabiliyor. Soruyorsun, söylüyor yani. Bak gerçek bir berber bu da. Devam etmek ister misin tıraşa? Abi bizim gelmemiz gereken ya burasıydı ya. Valla ben memnunum senin ya. Senin oldu bu arada. Ben memnunum. Senin oldu oldu. Ya bakma şimdi, ben işin şakasındayım. Çıkar bir daha. Ya. Böyle acayip eski arabalar görebiliyorsunuz sokakta rastgele. Çok eski bir Dodge. Caracas zaten genel olarak fotojenik de bir şehir ya. Çok fotojenik. Yani şuraya bak mesela. Hola, como estás? Café fresco. Zencefil, sarımsak. Bu ne lan? Ha, bu türmerik, türmerik. Gerçekten şu an ismi aklıma gelmedi. Ve tezgahta böyle bir şey satıyor. Bunları var ya, bunları neden tuttuklarını biliyor musun? Para üstü. Para üstü. Para üstü. Como te llama? Ani. Ani. Johanna. Johanna. Mert. Ali. Ali. Un placer. Muchas gracias. Hermosa. Müzik abi. Evet. Gerçekten bu ülkenin dini müzik. Peki biz niye yeni dönem belediye başkan aday adayı gibi esnafla böyle tanıştık? Gidişat öyle oldu biraz. Muhtemelen onlar anne kızdı. Ve çok uzaktan yüzlerini gördüm. Çok asıktı. Ya belki aralarında bile kavga etmiş olabilirler. Ya gidip güzel bir kelime söyleyip günlerini daha güzel devam etmelerini sağlayabiliriz diye düşündüm belki de. Yani sen bunları yapabiliriz bence toplum olarak da. Yani sen Hermosa dedikten sonra o kadar güzel gülümsediler ki ikisi de. Evet, onu gördüm ya. Bunu bence toplum olarak da yapabiliriz. Kendi ülkemize de bu bilinci belki getirebiliriz. İltifat etmek bir beklentiyle yapılacak bir hareket değil bence yani. O yüzden herkes herkese bunu yapabilir ve gününü güzelleştirebilir bence. Her şeyin paylaştıkça çoğaldığı gibi güzellik de paylaştıkça çoğalan bir şey. Ya bak, senin saçını şöyle de kesebilirdi mesela. Buna bir süre üzüleceğim sanırım ben yaptığıma. Ve bu şapka uzun bir süre kafamda olacak. Duvarlarda hiç atlamıyorlar abi. Boş bırakmıyorlar bu duvarları. Bir de şehrin ortasında şöyle gecekondumsu yapılar oluyor her zaman. Yani normal binaların arasında bir anda bir bina görüyorsunuz. Gerçekten gecekondulaşmış şekilde. Yine bir köprü altı. Bak ben yine merak ediyorum. Şu köprü altına şuradan bakacağım. Bu sefer bir şey yok. Abi bitmek bilmeyen sebze meyve tezgahları var ya. Burada mesela fiyatlar yazıyor. 1 kilo kabın 40 bolivar. Hola, como estás? Orası burası olabilir bence. Evet, fena görünmüyor burası. Combo Parede. Yukarıda da var. Şu daha iyi bak, Hugo Grande var. Büyük meyve suyu. Evet. Ahı gitmiş bağı kalmış empanadalı. Bu arada siz de görmüş olun. Şöyle bir combo paket 5 dolar. Çok rahat doyabiliyorsunuz böyle bir şeyden. Ya benim aklım hala almıyor. Şu binanın en tepesinde 10. katında bile parmaklık var. Gerçekten şu 9. kat 10. kata hırsızlık için giriyor mu yani? Ya da 10. kat 9'a iniyor mu? Ya da kendi aralarında hırsızlığa anlaşıp 8. kata mı iniyorlar yani? Hala garip geliyor. Şurada da bir tezgah var. Abi yiyorsunuz yağlıları, sonra hemen karşıya da bir farmasya, yani bir eczane. Önce kızartmalar, yağlılar, sonra da eczaneden ilaçlar. Burada ne yapıyor? Hot dog yapıyor ama. Sosisi yapıyor ama domuz olur komple. Tabii. Aynen, her zaman domuz olur. Ne kadarmış? Abi 10 dolardan başlıyor fiyatlar. Çok acayip ya. Şöyle bir tezgah yani böyle bir sokakta. İlginç fiyatlar ya. Amca işte Caracas'ın evsizlerine temsili. Çok sayıda abi, çok çok var. Burada ne var? Hola, como estás? Soy de Turquía. Viajer. Dos turcos locos. Fresa, ¿cuánto? 90 bolívares, 2 dólares. 2 dólares. Okay. Yarım kilo falan herhalde. Aynen. Ve çok büyük çilekler burada. 2 dolar bak. Çilekler çok büyük ya. Bunlar hiç gerçekçilik vermiyor bana. Sağlıklı gözükmüyor pek. Çok hormon basılmış gibi duruyor ama tabii bazen bölgeden bölgeye de değişiyor ama. Öyle öyle. Gracias. Gracias. Vandeya. Çünkü bu bölgedeki insanların da meyvelerin de genetikleri oldukça büyük yani. Evet. O yüzden belki de gayet organiktir.
Abi her yer tezgah ya. Her yer tezgah. Yani insanlar sanırım bulabildiğini satıyor hala. Bu neymiş? Kek sanırım. ¿Qué es eso? Eso es papelero. Ah, ¿cómo azúcar? Sí, es como azúcar. Sí. Okay. Esto lo puedes dejar remojando con agua fría y después exprimir limón. Panela. Panela, panela. Panela. Okay, gracias, gracias. Bu arada Venezuela'daki ilk 3 videomuzda çok ciddi ses ve görüntü problemleri yaşadık, yaşattık. Gözlerimizden hani ve anda... kulaklarımızdan özür dileriz. Bu arada şu anda arkamda Venezuela bayrağını görüyorsunuz yine duvarda. Her şey duvarlarda abi burada. 7 yıldız var. Bu 7 yıldız Venezuela'nın 7 bölgeden oluştuğunu ifade ediyor. Yani aynı bizdeki gibi 7 bölgesi var ülkenin. Yukarıdaki sarı rengi toprakların verimliliğini, ortadaki mavi rengi İspanya'dan ve diğer sömürgeci güçlerden kurtuluşu sembolize ediyor. Aslında derin okyanusu ve bu okyanusun İspanya ile Venezuela arasına bir set çekmesini ifade ediyor mavi. En alttaki kırmızı rengi ise Venezuela halkının cesaretini sembolize ediyor. Artık harbiden şeyler bulalım yiyecek. Allah sabahtan beri bir şey yiyemedik. Yoksa şu muzlardan alıp muz yiyeceğim Allah. Her yerde bu şekilde devlet büyüklerinin, siyasilerin duvarlarda fotoğrafları var. Centro Cultural Deportivo. Evlere bak. Klasik Caracas binaları, evleri şu an gördükleriniz. Her şey demir parmaklıklar ardında. Aynen şu marketin olduğu gibi. Şu amca gibi mesela bir su istiyor, bir şey istiyor. Oradan sana uzatıyor. Fırına bile demir parmaklıklar yapmışlar. Çok acayip bu kadarı. Yine arkamda gördüğünüz sakak berberleri. Valla insanlar saçlarını her zaman, her daim kestiriyorlar burada. Oo. Şu anda arkamda gördüğünüz bu renkteki binalar ve bunun gibi birçok bina Caracas'ta Hugo Chavez döneminde yaptırılıyor ve gecekondulardan insanlar bu binalara aktarılıyor. Şu an bu binalarda yaşayan insanlar Chavez dönemi öncesi gecekondularda yaşayan insanlardı. Şimdi şöyle rast gelmişken yukarıdan bir görüntü göstermek istiyorum size. Çünkü Caracas hakkında çok bilgi veriyor aslında bu görüntü. Ülkenin nüfusu 28 milyon civarı. Normalde bundan çok daha fazla olması lazımdı. 7-8 milyon kadar insan civardaki Kolombiya gibi, Peru gibi, Şili gibi ülkelere kaçıyor. Tabii bunun nedenini tahmin etmek çok zor değil. Ülkedeki dehşet enflasyon ve birçok sıkıntı bu insanları göç etmeye zorluyor. Şu anda Kolombiya'da belki milyonlarca Venezuelalı var. Şu görüntü Caracas hakkında çok bilgi veriyor dememin sebebi ise bu şehirde yaşayan insanların %80'i aynen böyle gördüğünüz barrio dedikleri gecekondu mahallelerinde yaşıyor. Yani şu görüntü sadece bu bölgeye özel ufacık bir alandaki görüntü değil. Katolik kiliseleri her yerde bu arada. Ülkenin tabii %90'ı Katolik olduğu için insanlar dinine bağlı diyebilirim. Kimsenin dinine karışmadığı özgürlükçü bir ülke aslında Venezuela. Binaların da renklerine bakar mısınız? Rengarenk. Bu renkler de aslında sömürge dönemlerinden kalma bir alışkanlık. İnsanları da bu şekilde görüyorsunuz. Hola, hola amigo. Çok sıkıntılı bakıyorlar ama. Amigo bağırıyor arkadan mesela. Evet, biraz sıkıntılı bir bölgedeyiz. İşte burada da bilemiyorsun yani. Bir sokak çok normal düzgün duruyor, çok nezih duruyor. Arkaya bir sokağa bir dönüyorsun, bir anda her şey değişiyor. Bak çok güzel bir ortam yaratmışlar burada. Şurada da futbol oynuyorlar. İşin ilginci, Latin Amerika ülkeleri genelde futbolla özdeşleşmiştir. Venezuela'da çok futbol görmüyorsunuz. Buranın asıl sporu beyzbol ve tahmin edebilirsiniz güzellik yarışmaları. Sonunda bir yere oturduk. Biz yemekleri söyledik ama önden burada adettenmiş. Bize böyle bir çorba getirdiler. Sakatat çorbası gibi bir şey. İçinde tatlı patates var, kişniş var, domates var. Ben de şu an tam tanımlayamıyorum her şeyi içindeki ama çok fazla baharat çeşidi ve nane var bunda. Bu beefmiş. Yani domuz eti değilmiş. Biraz şifa çorbası gibi bir şeye benziyor. Sen beğendin mi? Çorba güzel abi. Görüntü biraz garip gelebilir belki ama ki biz de kendi ülkemizde kelle paça falan içen insanlarız. Yani sabah beyin yiyoruz biz sizinle de mesela. Tam bir şifa çorbası, zencefil falan da var. Ben bir de o zaman menüyü göstereyim size. Fiyatlar hakkında bir bilginiz olsun. Heh, okey. Pizzas. Okey. Biz mesela
Şöyle bir makarna söyledik biz. Tavuklu, 8 dolar. Şu RF dediği reference, yani dolar fiyatları bunlar hep. Şimdi böyle bir restorandayız mesela ve bu restoranda bolivar geçmiyor. Sadece dolar hesabı yapılıyor. O yüzden ilginç. Bazen başka yere gidiyorsun, sadece bolivar yazıyor mesela. Kafalar karışık. Şöyle bizim söylediğimiz yemekler geldi. Bunlar 8 dolar. Domates sosu var. Üstünde parmesan var. Şöyle tost ekmekleri koymuşlar. Çok da lezzetli oluyor bu arada. Acayip büyük bir porsiyon bu arada. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz burada kaldığımız süre boyunca her gün kahve aldığımız yere geldik. İlginç bir sistem var, size göstermek istiyorum. Gerçekten yargılamamak gerekiyor. Anlıyorum neden olduğunu. Ciddi bir fakirlik var abi ülkede. Bu arkadaş kahvelerin parasını onaylamadan iki kahve 6 dolar tutuyor. Orijinal, orijinal. Abi bak, mesela şöyle göster. Şöyle bir kısmını dolar olarak, bir kısmını da bolivar olarak. Sen verdin değil mi? Evet, 5,5 bolivar. 5,5 yapıyor. 5,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Evet. Ve iki kahve için böyle bir yerde bence çok pahalı yani kahveler. Ama her zaman şöyle kahve makineleri var her yerde. Kahveye cidden önem veriyorlar. Venezuela'da kahve de yetişiyor zaten. Ve çok aromatik, lezzetli bir kahve. Bak, oradan... Orijinal diyor bak. Orijinal dolare, orijinal americano grande. Her şey orijinal. Aldıkları paraya önce bakıyorlar şöyle bir sallayıp. Dolar orijinal mi? Ondan sonra buraya bir onay geliyor. O onaydan sonra ablamız burada kahveyi basabiliyor. Diğer türlü vallahi hiçbir şekilde hareket bile etmiyor ve bugün bizim buraya gelişimizin 10. günü. Yani 10 gündür buradan kahve alıyoruz. 10. gün bile hala olur da kaçarız diye vallahi basmıyor yani kahveyi. Oo, iş çıkışı saati. Belediye otobüslerine bakar mısınız? Allah Allah sabır versin ya. Abla da makineye konuşuyor. Gerçekten parayı verdiler diyor herhalde. Banyo damas, banyo caballeros. Erkekler tuvaleti. Şu benim çok dikkatimi çekiyor. Sabun yok. Şöyle parmak batırmadık veya parmağını almadık kadar sabun var. Benim en gıcık olduğum şey de şunlar. Abi bir süren var. Şu yukarı çıkana kadar elini yıkadın yıkadın, yıkayamadın, artık bir daha basacaksın. Her güzel şeyin olduğu gibi bu videonun da bir sonu var. Bütün yorumlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi de aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.